çalışıyorum. Uyumaya çalışıyorum. Genelde uyarım. Uyumadığım zaman başına çok kötü şeyler geldi. Onun için devamlı uyarım. %80 uyuyor. Elimizden geldikçe uyuyoruz. Hemen hemen uyar. Ben uyuyorum abi. Uyuyoruz. Uyuyoruz genelde. Tabii ki hayır. Trafik kurallarına hem uyduğum gibi başkasını da uydurmak için elimden geleni yapıyorum. Bu demokratik hak ve özgürlüklerde vardır. Bir kısmı uyacak, bir kısmı da uyulması için devlet de üzerine düşen görevi yapacak. Alkollü kullanmak, efendim yorgun kullanmak, uykusuz kullanmak, aşırı sürat, buna benzer olaylar kazalara sebebiyet veriyor. Trafik kazalarının birinci sebebi son daha önce polis teşkilatının vermiş olduğu ehliyetlerden sonra çıkan kanunla yeni çıkan bu kurumların her önüne gelen ehliyet vermeleri bir, iki dikkatsizlik, üç sarhoşluk, dört uykusuzluk. Eğitimsizlik, şoför dediğin, sürücü dediğin gösterişten, mahiyetten kaçar. Aşırı hızaret, yaşamaya evet. Ben bu sloganlarla ödül aldım 1980 karayollarından. Emniyet kemeriyle ilgili bir slogan üretmek lazım. Bu slogan ne biliyor musunuz? At alıştı eğere, eşek de alıştı semere, otomobillendik ama alışamadık kemere. Ha, trafik kazalarının sebepleri trafiğe kurallarına uymadıkları için oluyor. Genelde uykusuzluk oluyor, içki alıyorlar. Yani bu şekilde bir de biraz kabadayı davranıyorlar trafikte. Halbuki herkesin birbirine saygılı olması lazım. Alkollü, dikkatsizlik, uykusuzluk. Dikkatsizlik, kırmızı ışıkta geçme. Yani şoförlerimizin %90'ının yaptığı şey bu. Sürat. Yani. Sürücü hatalar %90. Trafik kurallarına uymamak. Yani genelde insanların hatalı şehir kurallara uymamasından kaynaklanan sonuçlardan çıkıyor yani. Dikkatsizlik. Zaten başta geliyor yani dikkatsizlik. Alkol, uykusuzluk. Eğitilmeli sürücüler. Özellikle İstanbul, Ankara plakalar, İzmir plakalar, Bursa plakalar bizim trafiğin altının üstüne getiriyor. Biz onlara tabii turistik bölge olduğumuz için mecburuz. Yani buraya gelmeleri, bizleri tercih etmeleri, bizim bölgemizi tercih etmeleri çok güzel bir şey. Fakat bu geldikleri büyük şehrin havasında araba kullanmaları bizi mahvediyor. Ehliyeti olan herkesi bir daha ehliyet sınavına sokmalı. Araç ve gereçlerimiz tam ve noksansız olsun. Yapacağınız yolculuk problemsiz nihayet bulsun. Bu hepsini anlatıyorlar. Her şeyden önce cezaları arttırmak lazım. Ondan sonra kurallara uymak lazım. İnanın benim oğlum araba aldığı zaman hiç küfür falan bilmiyordu. Trafiğe çıktığından beri küfür ediyor. Haklı olarak. Çünkü gerçekten dayılanıyorlar, önünüze geçiyorlar, arkanızdan çarpıyorlar. Velhasıl böyle. Yani genelde uymak lazım. İşte dikkatli kullanmak lazım. Saygı göstermen lazım. Yol vermen lazım. Yani bence bu yeterli. 34 plaka ve 06 plakadan çok dikkatli araba kullanması lazım. Vallahi ne olacak işte, sürücülerin daha dikkatli davranması lazım. İkaz edilmesi lazım. Yayın organlarında program yapılması lazım. Başka bir şey düşünemiyorum. Ya kurallara uymak, hani zaten yaz mevsimi, kalabalık her yer. Kurallara uymak yani en önemli şey. Dikkatli olmak. Milletin daha duyarlı ve daha sağduyulu bir şekilde olması, yani kurallara uyarlarsa daha iyi olur. Kurallara uymamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Kazaları önlemek için kesinlikle ve kesinlikle alkollü ve uykusuz çıkmamak lazım. Aynı zamanda cezalar çok ağırlaştırıcı olması lazım. Değil. Onlar kurallara daha iyi uyuyorlar. Onların bir tek saplantısı var. Sol şeritte geçiyorlar. Sağa hiç geçmiyorlar. Sol şeritte düşük kilometrelere gidiyorlar. Orta şeridi tercih etsinler kadın sürücülerimiz. Orta şerit ne sağ ne sol, ortadan devam etsinler yollarına. Çünkü 60 kilometre hızla gidiyor, sol şeritten gidiyor. Bu da olmaz. Yani onlar şerit değiştirmeye korkuyorlar biraz. Ama yola çıkarken orta şeritten çıkmalarını tavsiye ediyorum onlara da. Aynı şekilde ön yargıya tamamen katılıyorum. %9'u kadınların araba kullanmayı beceremiyor. Kadınlarımız erkeklerden daha mı kötü araç kullanıyor derken bu mümkün değil, buna katılmam. Kadın, kadın ana, kadın yaradanın nurundan, şefkat pınarından
sevgi yağmurundan başımızın tacı annem. Trafik memurunu da doğuran kadın, peygamberi de doğuran kadın, Atatürk'ü de doğuran kadın, profesörü de doğuran kadın. Burada eğitim söz konusu. Eğitim olmazsa cinsiyet farkı söz konusu olamaz. Hayır, katılmıyorum. İki gelinim de araba kullanıyor. Çocuklarımdan çok daha güzel araba kullanıyorlar ve dikkatli oluyorlar. Şeye biraz daha yani heyecan yapıyorlar ondan. Yoksa biraz da onlara daha şey yapılması gerekiyor. Ne bileyim, yolda sıkıştırılmaması gerekiyor. Yol vermen gerekiyor. Ama bunlar maalesef sıkıştırdığın zaman gazayı da yapıyor, hatayı da yapıyor. Hepsi üst üste geliyor. Yok, kötü araba kullandığını sanmıyorum da gerçekten sıkıştırınca onları hataya teşvik ediyor tabii. Büyük ihtimalle öyle. Vallahi herkes insan yani, herkes kullanır yani. Kadını erkeği yok. Onlar biraz daha dikkat ediyor ama ne de olsa yavaş kullanıyor erkeklere göre. Tabii bizim şeyler biraz daha sinirli olduğu için biraz tepkiyi onlar o yönden çekiyor yani. Erkeklerden de var daha kötü araç kullanan. Yani iki taraftan da var. Ben inanmıyorum. Kadınlar daha dikkatli ama biz erkekler daha dikkatsiziz. Çünkü çok acele ediyoruz. Kadınlar sakin sakin gidiyor. Sakin de gidince ne oluyor? Çıldırıyorlar. Yani kadınlar kesinlikle güzel araba kullanıyorlar. Özellikle bu körfezde kalabalık olduğu için yazları. Yani kadınlara suç atmasınlar. Suç bizde. Canı tatlı olan insanlar trafikte çok dikkatli olmalı. Hem kendi canları hem karşıdaki canları sona erdirmemek için çok sabırlı olmalı, saygılı olmalı. Can, yani trafik demek can pazarı demek. Trafikte verdiğimiz bizim kayıp sayısı Kurtuluş Savaşı'ndan fazla şu anda. Ne olur hem kendi canımızı sevelim hem karşıdaki canlara kıymayalım. Daha dikkatli olalım. Trafik kurallarına herkes uymalı. Çünkü trafik kurallarına uymayan sadece kendisine zarar yok, karşısındakine de zarar var. Eğitimli sürücü gösterişten kaçar. Eğitimli sürücü kaza yapmaz. Eğitimli sürücü hedefine sağ ve sağlıklı buluşur. Trafik kurallarıyla uymasına bir mesajım var. Bu da bir slogandan olsun. İnsan araçta yük değil, mahkeme kadıya mülk değil. Tabii herkes kurala dikkat etsin. Herkesin bir canı var. Evine sağ salim gitsin. Kurallara uysun. Ve ben devletten bunu rica ediyorum. Eğer kurala uymayana cezaları daha da artsın. İyi kullansınlar abi. Dikkatli kullansın. Hata yapmamaları gerekiyor yani. Bilmiyorum, ben kendi şeyime göre ben yani 30 senedir kaza yapmadım. Anlatırım. Ha, vurdular mı vurdular ayrı mesele. Ama ben vurmadım. Dikkatli kullandığım müddetçe sorun yok. Vallahi bayan sözleri sıkıştırmasınlar, bir kurallara uysunlar, ışıklara uysunlar, sürat yapmasınlar, bu kadar yeter herhalde. En önemli şey dikkatli olmak. Hani kurallara uymak en önemli tavsiye. Dikkat bu yani bunlar. Kurallara uyulursa sorun kalmaz yani. Biraz da sakinlik. Vallahi trafik kurallarına uymalarını söylüyorum. Başka da yok yani. Ne olsun, vatandaşlarımız biraz sakin olsun. Çok verim olmasınlar. Gençlerimiz çok havalı pubalı müzikler koyuyorlar. İşte genelde kadın diyorsunuz ya. Kadın sakin sakin gidiyor. Onlar insanı çıldırtıyor. Yani bir de benim kendim. Çıldırıyorum. Yani kazalar bundan oluyor zaten.